Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bugün konuğumuz Erk Acerer. Erk Acerer'le iki haftadır gün ayarlamaya çalışıyorduk. Bugün ayarlayabildik. Kendisine öncelikle teşekkür ediyorum. Erk, hoş geldin. Hoş bulduk Ali abi, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Erk, senden önce bugün de program yapmıştım. O programda bu özellikle Ethem Sancak'ın, Türkiye bölünürse Rusya bölünür, Rusya bölünürse Rusya düşerse Türkiye düşer. Biz bu cümleleri seçim döneminden hatırladığımız cümleler. Ethem Sancak'la ilgili olarak sen de attın. Dışişleri Bakanı mı kardeşim bu diyor. Ben de soruyorum, Milli Savunma Bakanı mı ya da Türkiye tarafından özel olarak Putin'e, Rusya'ya gönderilmiş. Çünkü Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Özel yetkili mi? Ve iktidarın küçük ortağı Doğu Perinçek'le, Vatan Partisi'yle beraber gitti. Bu açıklama bize üç şeyi gösteriyor dedin. Gerçekte Ethem Sancak Dışişleri Bakanı veya yardımcısı Selçuk Bayraktar'dır ve yardımcısı dedin. İYİ aslında bir mutlak robotudur. Putin'in çekmecesindeki dosya sayısı kabarıktır. Ne demek istedin? Aslında başından beri şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye tesadüfen iyi bir şey yapıyor. Savaşa müdahil olmadı ama bu Türkiye'nin çok üstün dış politika anlayışından değil. Türkiye'nin bataklığa çok kere saplanmış olmasından kaynaklanan bir durum. Burada taraf olursa başına gelecek sıkıntıları görüyor. Şimdi Ukrayna'yla bir silah anlaşmalarının ne şekilde gittiğini, İHA'ların, SİHA'ların nasıl verildiğini çok uzun dönemden beri anlatıyoruz. Yani İHA'lar konusunda özellikle Ukrayna'yla ortaklıklar yapıyorlar ama sadece İHA'lar meselesinde değil, Ethem Sancak'ın da dahil olduğu işte o meşhur tank palet fabrikası, meşhur Altay tankın motoru, bunun gibi anlaşmaları yapmaya çalıştılar Ukrayna'yla uzun bir dönem. Şimdi şunu net bir bilgi olarak söyleyebilirim Ali abi. El altından hala Ukrayna'ya İHA veriyorlar. Yani, Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapmıştı bu konuda. Evet, diyorlar ki Ukrayna Dışişleri Bakanı diyor ki bize İHA'lar geliyor. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz diyor. Türkiye'ye dönüyor diyor ki hayır biz yakın zamanda bunları göndermedik diyor. Yani Ukrayna Bakanı'nın açıklaması aslında benim aldığım bilgilerle örtüşüyor. Tabii bir yandan da bir telaş var. Dedik ya Türkiye'nin çok fazla dış politika bataklığına batmış olması bugün Rusya'yla arasına bir çekince ve bir korku koymasına da neden oluyor. Yani bir yandan İHA'lar konusunda Ukrayna'yla ortaklıklar yapılmış, bir yandan da Rusya'ya aslında biz bunları satmadık, bunları satsak bile bu amaçla kullanılmamalıydılar diyor. Yani gerçekten çok saçma bir açıklama. Yani bunlar çiçek toplama araçları ya da dediğim gibi mutfak robotları değil. Bunlar savaşta ya da çatışmalarda kullanılacak savaş malzemeleri olarak biliyoruz. Esas ilginç nokta yani Bayraktar'ın, Erdoğan'ın damadının devletin içine bu kadar girmiş olması. İkincisi de Ethem Sancak'ın hani sanki gerçekten bir sözcü gibi bu rahatlıkla gidip Rusya'da bu ifadeleri kullanması. Buradan görüyoruz ki aslında bir itiraf var ve Ethem Sancak uzun zamandır bu meselelerin içinde. Yani bizim söylediğimizi Ethem Sancak birkaç yönüyle teyit ediyor. Bir, bu meselelerin içerisindeyim diyor. İkincisi de ben dün bir haber yapmıştım. O haberin konsepti şuydu. Dedim ki damadın İHA'ları ve SİHA'ları başımıza dert açacak. Şimdi Ethem Sancak da aslında benzer bir biçimde farklı ifadelerle aynı şeyi söylüyor. Neden başımıza iş açacak? Şu haberleri görüyoruz biz. Ukrayna basında ve Avrupa basında çok sık görüyoruz. İşte İHA'lar övülüyor. İHA'ların gücü konusunda açıklamalar yapılıyor ve Avrupa'nın önde gelen gazetelerinde görüyoruz. Bir yandan da işte Ukrayna Devlet Bakanı'nın açıklaması var. Türkiye'nin bu yardımından dolayı işimiz kolaylaştı diyor. Şimdi bunu şöyle okumak mümkün aslında. Avrupa tarafından Türkiye'nin sahaya itilmesi, Ukrayna tarafından da çekilmesi isteği var. Türkiye bir yandan bunun telaşını yaşarken,
bu durumun böyle olmadığını Rusya'ya kanıtlarken, çünkü Rusya ile arasında hem anlaşmalar hem ticari anlaşmalar devam ediyor, hem de öteden beri Putin korkusu devam ediyor. Neden? İşte biliyoruz, çok basit bir örnek verelim. Yani o IŞİD petrolleri meselesinden itibaren Rusya, yayınlanan bir video vardı. Türkiye iktidar, evet, Türkiye iktidarıyla ilgili kirli belgeleri çekmecesinde tutuyor. Tıpkı Amerika'nın yaptığı, işte Reza Zarrab, şimdi Sezgin Baran Korkmaz dosyası olacak. Bunlar gibi Rusya'da da böyle bir yaptırım gücü, pazarlık gücü var Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla Türkiye bir yandan el altından bu işleri yapmaya devam ederken, vitrinde de Rusya'ya aman abi biz hiç böyle işlere girmedik, böyle işlere girsek bile bunun amacının bu olacağını bilmiyorduk diyor. Bunun söyleniş biçimi ve elçileri gerçekten çok ilginç. Bu da bu kişilerin silah ticaretinin içinde olduklarını gösteriyor aslında. Benim okumam meseleye ilişkin bu. Hatta Ethem Sancak öyle bir cümle kullanıyor ki, bu cümlesinde diyor ki biz yaptırımları uymayacağız. Yani bir hükümet yetkilisi gibi konuşuyor ve ardından da devam ediyor. Diyor ki Rusya ile müttefikiz, S-500 yapacağız. Uzaya çıkacağız. İki gündür Moskova'dayım. 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz diyor. Yani şimdi bunu ancak bir iktidar yetkilisi söyler. Yani sıradan bir savunma sanayinin içerisindeki bulunan biri, ya da şöyle cümle kurayım, Türk oligarkı neden söylesin ki? Ya aslında ben sana daha komik bir şey söyleyeyim Ali abi. Şimdi Ukrayna'dan getirilen Nuri Gökhan Bozkır hadisesini biliyorsunuz. Silah tüccar. Tamam mı? Şimdi bir dönem bu tank palet fabrikası üzerinden bu ilişkiler, hem Ethem Sancak'a satıldığı hem Katar'a bir bölümü verildiği konusunda muhalefetin de sık sık dile getirdiği meselelerdi ya. Bu tank palet fabrikasında Altay Tank diye bir tank yapmaya kalkmışlardı. 2017'den bugüne kadar yılan hikayesine döndü. Biz bu tankın hikayesini nerede görüyoruz aslında? Ukrayna'da görüyoruz. Bu tankın motorunu Ukrayna ile ortaklık yapılan bir firmadan alma istekleri vardı. Motor oradan gelecek. Peki bu ortaklığı hangi firma yapmaya çalıştı? Delta Defense diye bir firma yapmaya çalıştı Türkiye'de. Delta Defense'ın ortaklarından, partnerlerinden biri kimdi? Savunma Sanayi Başkanlığı. Peki Delta Defense'ın ortağı kimdi? En azından bizim gördüğümüz, internet sitesinde yayınladığımız, sık sık bahsettiğimiz Cem Altbant'ı da Delta Defense'la, Delta Defense'la iş yapan kimdi? Nuri Gökhan Bozkır'dı. Ortağı olarak geçiyordu. Telefon numaraları vardı. Ve şunu söylüyordu Nuri Gökhan Bozkır. İşte çok yakın zamanda verdiği röportajlardan birinde, ben Ukrayna'da bulunduğum sıra içerisinde Sancak ailesinden bir kişi bana geldi ve biz yatırımları, silah anlaşmalarını konuştuk. Yani bakın şimdi burada çok kirli bir pazar kurulmuş. Bu pazarın partneri Türkiye'ye getirildi diye övündüğünüz silah tüccarları. Getirildi mi, yoksa bir anlaşma ile geldi mi? Ya ben şöyle düşünüyorum. Ben getirildiğini düşünüyorum. Ve o noktada Nuri Gökhan Bozkır'ın da hani bu işleri bilen, hatta MIT'e karşı eğitimler alan biri olarak da çok büyük bir acemilik yaptığını düşünüyorum. Neden? Telaş içinde olmasından dolayı yaptığını düşünüyorum. Romanya'ya geçtiğini biliyordum ben onun. Romanya'da aslında kalıyordu, sorunları yoktu. Fakat tekrar Ukrayna'ya ilişkileri nedeniyle dönmek istedi ve Ukrayna'da şöyle bir program yapacaktı. Kendisine çakma bir saldırı düzenletecekti. Devlet koruması alacaktı ve bu devlet korumasıyla kalacaktı, iade edilmeyecekti. Dolayısıyla Türkiye'nin, Erdoğan'ın söylediği gibi Ukrayna'dan alınmadı tam Nuri Gökhan Bozkır. Ukrayna Romanya sınırından, Ukrayna Türkiye istihbaratının ortak çalışmasıyla alındı. O nedenle Gökhan Nuri Bozkır'ın aslında öteden beri getirilmek istenmesi tesadüf değil. Zelenski'den 2019 yılından beri istiyor Erdoğan Nuri Gökhan Bozkır'ı.
Burada da işte hani Ethem Sancak'la bir yandan görüşmeler, bir yandan bu kişinin Türkiye'deki silah şirketleriyle ortaklıklar yapması, bir yandan getirilmesi falan hem kirli pazarı gösteriyor hem de Türkiye'deki iktidarın bu kirli pazarın neresinde olduğunu gösteriyor. En azından bağlarla. Ya düşünebiliyor musunuz? Savunma Sanayi Başkanlığı bu kişilerle ortaklık yapıyor. Allah'tan direkten döndüler. Yani bu Altay Tank'ın motor konusu tamamına ermedi. Ama daha önce biz nerede görüyorduk? Savunma Sanayi Başkanlığı'nın konu dağılmayacak. Toparlayacağım yani. Şurada görüyorduk. Cihan Ekşioğlu'nun 3 milyon dolara İsrail'den alıp 50 milyon dolara İsmail Demir vasıtasıyla sattı. Türkiye'ye satmasını. Satmasını da görüyorduk. Şimdi buralarda yani bu, şimdi buralarda hani bu dış politika anlayışı, bu savunma anlayışı böyle olursa zaten Türkiye tavizler vermeye devam edecek. Bugün de Ukrayna ve Rusya meselesinde eli kolu bağlıdır. Allah'tan öyledir yani. Türkiye taraf olmayı çok sever böyle işlerde. Çünkü bu taraflı iç kamuoyuna taşır. Buradan bir de oy konsolide eder. Ama görüyoruz ki biz bugün Türkiye'nin gerçekten eli kolu bağlanmış durumda. Yani iyi ki de öyle dengeli bir politika izlemek zorunda kalıyor. Olumluluk yani. Evet. Evet, bu böyle barış isteğinden, bu savaşa hayır dürtüsünden kaynaklanan bir şey değil. Bu aşağı tükürsen NATO, yukarı tükürsen Putin. Meselesinden kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla burada, da yani evet. Burada bir soru soracağım. Yani dünyanın silah üreticileri Ukrayna'ya silah satarken sorun yok da Türkiye satarken niye sorun olsun? Yani sonuçta Türkiye kazanmıyor mu? Yani onlar satabilir ama Türkiye gelince satamaz. Niye satamazsın? Rusya ile Batı'nın silah ilişkisi yok muydu? Silah ticaret ilişkisi. Biz niye kötü oluyoruz burada? Şimdi bunu birkaç yerden cevaplamak isterim. Yani hem kişisel tavrımla cevaplamak isterim. Ya kimse kimseye silah satmasın bir kere. Yani hani ben meselelere biraz böyle bakıyorum. Ama genel anlamıyla realist olmak gerekiyor. Silah pazarında çok önemli bir noktada olduğunu söylemek gerekiyor dünyanın. Ama bunlar emperyalistler. Yani yüzyıllardır bu işin içerisinde olan kişiler bunlar. Türkiye ise hala kendini Osmanlı döneminde zanneden, ne Osmanlı okumaları üzerinden emperyalizm oyunları oynayan bir ülke. Siz bu oyunları oynarsanız tek başınıza kalırsınız. Yani sizi hem bu işlerin içine sokmazlar hem de bu işlerin içine girdiğiniz anda eğer girerseniz elinizi kolunuzu bağlarlar. Elinizi kolunuzu bağlarlar ve başınıza büyük dertler alırsınız. Bu dertleri biz Suriye Savaşı'ndan beri söylüyoruz. Yani Suriye Savaşı çıktığından beri ifade ediyoruz. Şimdi Ukrayna'da aynısı. Ya bir de halkımız zaman zaman haklılar belki şuna çok kızıyorlar. İşte Türkiye'nin yararına bu İHA'lar, SİHA'lar filan. Ya halkımız şunu unutsun. AKP iktidar Türkiye'nin yararına hiçbir şey yapmaz. AKP iktidar yandaşını ve ailesini ihya etmek üzerine kurgulanmış bir partidir. Dolayısıyla ve zaten savaşlar üzerinden bir hayır gelecekse gelmesin de ya Selçuk Bayraktar üzerinden de Türkiye güçlülük oyunu oynamaya kalkmasın. Bunu söylüyoruz. Yani sonuçta bir biçimde bakın ne olur Ethem Sancak'ı yollarsınız. Der ki Ethem Sancak ya biz bilmiyorduk sattık ama yani bu İHA'ların, SİHA'ların bilmiyorduk. Bilmiyorduk der. Sanki yani televizyon şirketlerine sattılar da yukarıdan çekim yapsın diye. Aynen öyle. Üstelik de bu yine ikiyüzlü, yine aldatmacalı bir tutumdur. Bu yine hani o söylediğimiz gibi şark kurnazlığına dair bir tutumdur. Biz hala İHA'ların, SİHA'ların gittiğini biliyoruz Ukrayna'ya. Ukrayna Devlet Başkanı da bunu teyit ediyor. Ayrıca şunu da ifade edeyim ki Libya'daki ekibin de bu İHA'ların, SİHA'ların Ukrayna'da eğitimini verdiklerini, yani bu işleri onların götürdüklerini biliyoruz. Burada da büyük bir sıkıntı var. Şimdi iki mesele var. Ya vazgeçeceksiniz bu iş.
Yaptığınızda da diğer emperyalist güçler gibi arkasında durma cüretiniz ve gücünüz olacak. Şimdi ben tabii senin bakış açısından burada ayrılıyorum ayrıca. Nedeni şuradan dolayı. Coğrafyamız belli. Coğrafyamız gerçekten Rusya üzerinden bakınca Ukrayna'ya nasıl girdiğini biliyoruz. Hem emperyal bir ülke, aynı zamanda geçmişte hem imparatorluk üzerinden Rusya Çar döneminden kurduğu ve Sovyetler Birliği döneminden kurduğu toprak bütünlüğü üzerinden bakıyor meseleye. Şimdi böyle bir coğrafyada savunma sanayinin güçlü değilse dayak yiyorsun. Çünkü savunma sanayinde işte İsrail'den Batı'ya, ABD'ye bağımlı kaldığın sürece de çok daha dayak yemen mümkün. Yani burada Erdoğan'ın bu girişimini ben olumlu buluyorum. Kendi oligarklarına ya da kendi zenginlerini zengin ediyor diyeceksiniz ama sonuçta bugün iktidar değilse, başka bir iktidar gelse de bu bir savunma alanındaki gelişmelerden Türkiye, dur ben bu artık bu savunma alanındaki gelişmeleri yapmayacağım demeyecek. Gelecek iktidar da belki onu çok daha farklı bir şekilde sürdürecek. Yani bunu niye olumsuzluk olarak görelim ki Erk? Ya ben şöyle bakıyorum meseleye. Türkiye'nin senin söylediğin jeopolitik yapısından bakıyorum. Hani karşıtlık koyarken de böyle bakıyorum. Türkiye'nin savunmayla ilgili bir probleminden ziyade Türkiye'nin saldırıyla ilgili sahipleri var. Yıllardır gördüğümüz. Ve biz özellikle bunu 2013 yılından sonra işte çeşitli bölgelerde gördük. Ve çeşitli bölgeler, Suriye'yi kastediyorum, Rojava'yı kastediyorum, Kobane'yi kastediyorum, o sınır hatlarını kastediyorum ve çeşitli bölgelerdeki bu savaş durumunun Türkiye'ye taşınmasını da gördük. AKP savunma üzerine kurmuyor kaygılarını. AKP saldırı üzerine ve saldırı üzerinden savaşlardan oy devşirme üzerine kuruyor. Bunu yaparken de para kazanıyor. Yani bunu yaparken de kendi sermayesini kuruyor. Buralar çok sıkıntılı. Dünyanın tüm emperyalleri bunu yapıyor zaten Erk. Yani onlara işte hak yüzden, der. Türkiye hak değil mi yani bu mesele? İşte o yüzden aslında emperyalizme karşı bir bakış açımız var. Yani ben Türkiye'nin emperyalizme karşı olduğunu değil de emperyalist olamamaktan kaynaklı bir kaygısı olduğunu düşünüyorum. Yoksa biz de güçlü olsak aynı emperyal hedeflerin peşinde gideceğiz işte, yani. Tabi işte onu söylüyorum ya zaten. Yani işte bir neo Osmanlı tutumu var. Ya dünya 5'ten büyüktür derken biz 6.'sı olsaydık ona itiraz etmeyecektik yani. Ya yine yani savaş karşıtlığından ayrı bir olay tabii ki orada ayrı duruşun yani. Elbette ama yani Türkiye öyle 5'ten büyüktür, büyük ülkedir filan gibi jeopolitik bir konum var. Bir de eski döneme ait dış politika anlayışları değişti. Yani hiçbir ülke aslında o kadar geçmiş dönemlerdeki gibi güçsüz adledilmiyor. Yani Türkiye mutlaka söz sahibi oluyor ama Türkiye uçuyor. Yani hani iktidar uçuyor deyim bu bence. Yani öyle hani biz Orta Doğu'nun kilidiyiz meselesini gördük biz. Şimdi Ukrayna'nın kilidiyiz, Rusya'nın kilidiyiz meselesini de görebiliriz. Arabuluculuk talepleri ettik ve tutmadı yani sonuçta. Ya şimdi Antalya'da diyor ki Çavuşoğlu Ukrayna'yı ve Rusya'yı Antalya'ya davet ediyorum diyor. Yani niye davet edeceksin? Antalya'da şeyi olduğun, parçası olduğun yatırımlar için mi davet edeceksin? Gibi sorularda sorabilirim yani. Ama tabii benim olayım şu. Yani dünya gerçekten 5'ten büyük. Bu 5 emperyal yapıdan burada 6. olmak için mi bu kavga gerçekten 5'e genel olarak karşı durduğundan mı? Eğer 5'e karşıysan o zaman 5'in hedeflerini kendi coğrafyanda yapmayacaksın. Çok daha farklı bir politika izleyeceksin diye düşünüyorum. Tabii yani burası riskli bir politikaysa bunun koşullarına uyacaksın. Yani o söz boşuna söylenmedi. Yani yurtta sulh, cihanda sulh sözü boşuna söylenmiş değil. Bu coğrafyayı çok güzel tölere eden bir söz. Ayrıca işte boğazlar meselesi çok önemli bir şey olduğunu bugün görebiliyoruz biz. Onun ötesinde şu söylenebilir tabii. Yani şimdi savaşa baktığımızda şu kavga da yapılıyor toplumda, yani bir kutuplaşma yapılıyor. Bu kutuplaşmada bir Putin ve Batı arasına sıkışıp kalmıyor. Putin emperyalisttir ama savaşın buraya gelmesinde NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin de etkileri var.
bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani şöyle liberal bakış açısı şunu emrediyor. Küstahça diyor ki amasız, fakatsız savaşa hayır demeliyiz. Yani burada kurulan denklemde bu doğru değil ki. Yani, 2013 yılından beri buraya savaşı evrilmek için elinizden geleni yaptınız. Neden yaptınız? Burası bir ideoloji savaşı merkezi değildi. Yani eski dönemdeki gibi komünizm, kapitalizm savaşı değildi. Tam anlamıyla bir kapitalizm savaşıydı. Burada Suriye'deki gibi bir vekalet, bir hegemonya savaşı var. Buradaki savaş enerji savaşı. Dolayısıyla bu savaşın taraflarından kirli oyuna bakmak gerekiyor. Yani elbette Ukrayna'ya bombalar düşmesin, insanlar sığınaklarda kalmasın, sefalet çekmesinler ama bütün yönleri ortaya koymak lazım diye düşünüyorum ben. Son bir soruyla bu konuyu bitireceğim. Yani işte Almanya'dasın, yurt dışındasın. Gördüğüm kadarıyla Ukrayna, Zelenski uluslararası paramiliter yapılara çağrıda, gönüllülere, savaş gönüllülerine çağrıda bulunuyor. Gelin burada savaşın diye lejyoner ordusu oluşturuyor bir tarafta. Biz bunun örneklerini Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ve coğrafyadan biliyoruz. Buradan söyleyeceğim olay şu. Yani bir anlamda Rusya'ya karşı paramiliter bir yapı oluşturuluyor ve Rusya işgal ettikten sonra bu paramiliter yapılar orada bu savaşı sürdürebilirler mi? Öyle bir yapı var mı? Öyle bir gerçeklik var mı Ukrayna'da? Kesinlikle var bana göre. Çünkü dün yapılan görüşmede insani koridorun onaylanması, her iki taraftan da bunun kabul edilmesi bir anlam taşıyor. Savaşın süreceğini görüyoruz biz burada. Neden insani koridor açsınlar? Bu çok sıkıntılı bir durum. Ve Suriye'de yapılan aynı hatalar yapılıyor. Yine aynı hatalar liberalizm aklıyla yapılıyor. Suriye'de şu söyleniyordu. İşte Esad halkına baskı yapıyor, zulüm yapıyor, halkını yerden yere vuruyor. Evet, durum böyleydi. Ama o da bir diktatör yani. O da aynısını yapıyor. Evet ama bir yandan da cihatçıları buraya soktunuz, savaşı büyüttünüz yani. Cihatçılarla siz dışarıdan pompalayarak Esad'ı düşürmeye çalıştınız. Yani ve halkların inisiyatifine müdahale ise işte burada da bu müdahaleyi yaptınız. Esad o dönem katildi. Bunun tersini söyleyemiyordunuz. Hatta öyle garip şeyler oluyordu ki işte Belçika'dan örnek verebilirim. Türkiye'den Gırla'da, Almanya'dan da örnek verebilirim. Oraya giden cihadistlere, El-Kaide'lilere şu söyleniyordu. Deniyordu ki özgürlük savaşçıları döndüklerinde heykelleri dikilecek. Ne oldu döndüklerinde? Kentleri patlattılar, her yeri patlattılar Suriye Savaşı. Ya bu oyuna yine düşüyorlar. Bakın Macaristan'dan paramiliter çeteler sokuluyor. İngiltere'den yani, gidiliyor, işte İngiltere'den bile gidiyorlar. Evet, neonaziler sokuluyor. Çeçenlerin geldiğine, Müslüman Çeçenlerin sokulduğuna yönelik çok fazla bilgi var. Ya bunlar aslında bir pazar savaşı yapılırken, dünyanın, yani daha doğrusu dünya halklarının böyle bu felaketleri yaşayıp bunlardan ders almamasına ilişkin örnekler olarak ne yazık ki gözümüze çarpıyor. Yani sanki illa bir yerden taraf olmak gerekiyor gibi ya da savaşı yani çok masum bir kurguya taşımak gibi. Oysa öyle değil. Yani dünyada o vahşi kapitalizm denilen süreç devam ediyor. Üstelik enerji krizi var. Savaşı buralardan okumak gerekiyor. Evet Erk. Bu konuyla ilgili çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gerçek TV izleyicileri, bir Gerçek Bakış programı daha bitti. Erk Acerer'le beraberdik. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.